Merhabalar, Egzotik Karıncan kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle görmüş olduğunuz üzere diyecektim de yanda duruyordum. Bir peygamber devesi var şu an burada. Hemen kapağını açıp size göstereyim hızlıca. Şöyle kameraya bakıyor. Bir peygamber devesi mantis var. Mantisler dünyanın her yerine bulabilen yaygın canlılar zaten. Daha önce de ben de beslemiştim. Birkaç farklı türünü, Empusa falan bulmuştum daha önce. Bu da evin içine girdi kendi. Akşam Gecko'yu beslerken gördüm, perdenin arasında bir kanat sesi duydum. O da peygamber devesiydi. Şimdi ona hızlıca bir teraryum kurulumu yapacağız, basitçe hızlı. Şöyle 25 litre bir saklama kabı var. Gerçi kadraja tam sığmıyor ama. Şöyle büyük 25 litre bir saklama kabı var. Şimdi ben buna bir hava delikleri açıp hemen şöyle normal bir vidayı ısıtıp deleceğim. Normalde şey olsa daha iyi olurdu ama hemen ısıtıp ben bunu deleyim vidayla. Sonra devam edelim. Şöyle kabı deldim. Zaten yanları bayağı bir deldim her yanı. Şöyle full döndürdüm böyle. Her yeri deldim yandan. Kapağı çok delmedim. Şöyle birkaç delik açtım. Yeter o. Kapağı çünkü belki sineklik takarım falan diye genelde kapağı çok delmiyorum. Metal bir sineklik aldığım zaman oraya takarım. Tam bu havada buna yetecektir. Hemen hızlıca anlatayım. Devam edelim. Altına normal peçete sereceğim. Torf falan da koyabilirsiniz. Zaten bende torf var. Geçen kargo açılım videomda zaten torf da almıştım ama onun dışında normal sıkıştırılmış torf da var yani. Ama torf hem daha zor oluyor genelde. O yüzden direkt peçete kullanıyorum. Bu da zaten basit bir kurulum olacağı için. Hemen hızlıca peçeteyle işi bitireceğiz. Böyle serelim hemen. Sonra teraryum pisleniz hemen alıp atıyorsun. Çok kolay oluyor. Şöyle kenarları kapatayım ki belki içine bir böcek attığım falan zaman peçetenin altına girmesin. Şöyle. Daha iyi oldu gibi. Tamam, bir kenarlara su sıkayım ki peçeteler yapışsın. Kaymasın. Nemlendirmiş oluruz. Kutuyu. Kabı. Her neyse. Videoyu zaten aslında önceden çekmiştim ama video silindiği için şimdi tekrar çekiyorum. Hem kabı yanları delmemiştim o zaman. Yanlarını da deldim daha iyi hava olsun diye. Şimdi içeri daha koyalım bir tutulması için. Şöyle bir kök var elimde, hemen göstereyim. Şöyle güzel bir kök var elimden. Bunu da yine akvaryumcudan almıştım. Klasik bir koymak için ama öyle koymamıştım. Şimdi bu duruyor. Belki bilmiyorum, bir akvaryumda falan da kullanabilirim. Şimdi ilk buraya boşta olduğu için peygamber devesine koyacağım şöyle. Bir de şöyle bir dal var ama bunda normal bir dal parçası. Ağaçları budarken belediye oradan almıştım. Ama bu geçen Gecko'nun teraryumundan koymuştum. Küflenmişti çok yaş olduğu için. Kuru olmadığı için küfleniyor. O yüzden bunu burada kullanmayacağım.
Gerçi bu da küflendi. Çok şey oldu. Nenem olduğunda bu da küfleniyor bu dalda ama o çok hızlı küflenmişti. Çok nemli o. Çok yaş olduğu için ağaçta. Bir de şöyle bir tane sahte bitki vardı. Ondan bir yaprak kestim. Arkasına koyarım. Şöyle en güzel duruyor. Onu da üstüne tırmanırım. Şu dalı da şöyle aslında koyabilirdik. Daha fazla tutunma alanı olur. Ya da koyalım gitsin sonra çıkarırız. Hemen fısfıslayalım. Her yeri. Kapağı da biraz sıkalım. Bol bol dinlendirelim. Kameradan gerçi siz çok iyi görmüyorsunuz ama bu şimdi maddelerden de bir bahsedelim. Zaten çok uzun bir video olmayacak içeri koyarken. Onlardan da biraz bahsedip videoyu bitirelim. Biraz hızlı bir video oldu. Zaten şu an görüyorsunuz kardeşler. Erkek bu yani erkek diye tahmin ediyorum yine. O kadar yani kanatları çünkü şeyden daha uzun. Böyle görüyorsunuz abdomeninden daha uzun kanatları var. Ayrıca abdomenin altındaki çizgilerin sayısından da cinsiyeti belli oluyor. Yani %99 erkek bence. Yine de hiçbir zaman %100 demeye yok. Belki dişi çıkar. Ama erkek yani. Elimizi alalım. Şöyle devam edelim. Elimizdeyken. Bunlar da yine gene dişi erkekler 6 ay gibi bir süre yaşıyor. Daha fazla da çıkabiliyor tabii. Dişlerde 9 aydan 2 seneye kadar galiba 2 seneye kadar yaşayan türleri var dişilerin. Ama genelde en alttan söyleyecek olursak gibi 6 ay ile 9 ay arası. Erkekler 6 ay, dişiler 9 ay gibi düşünebilirsiniz. Yani türlere göre değişiyor dediğim gibi 2 yıla kadar da var. Ben genel olarak söyledim bunu. Daha kısalar da vardır. Bu elimdeki bir erkek. Bunda dediğim gibi normal yerel bir tür her yerde bulabileceğiniz. Egzotik olarak tabi orkide mantis falan var. Ghost mantisler. Çok güzel. Diyaplayap mantisler. Ölü yaprak mantis Türkçesi. Bayağı güzel. Onların da belki görseni koyarım. Böyle çok güzelleri de var. Böyle pastel rengi. Dişisi beyaz erkeği böyle değişik bir mavi tonu mu oluyordu yoksa tam tersi miydi? Öyle bir peygamber elbise var. Bunların bayağı bir türü var. Çok fazla da dünya üzerinde. Antarktika ve kutuplar galiba dünyanın her yerinde bulunuyor diye de hatırlıyorum. Dediğim gibi hiç emin değilim bunlar ne var aklımda olan bilgiler yani kendi. Şöyle her bu elimizi alalım. Onun dışında erkekler uçabiliyor, dişiler uçamıyor diye hatırlıyorum. Öyleydi. Belki türlerde değişiyor olabilir ama öyle bir aklımda kalmış. Şöyle devam edelim. Az önce uçtuğu için kesmek zorunda kaldım. Dediğim gibi erkekler uçabiliyor. Zaten uçtur az önce. Hani bu kadardı. Gösterecek başka bir şey kalmadı herhalde. Şöyle gösterelim. Yine bunlar böcekler. Böcek diye eklem bacaklı değil de direkt böcekler olarak tarif geçiriyor. Zaten örümceklerin ayrı bir grubu var ama bunlar diye böcekler içinde sınıflanıyor diye hatırlıyorum. Yanlışsam alta yazarım. Bunlar aklımda kalan bilgiler. Uçabiliyor dedik. Başka denecek bir şey kalmadı. Genel olarak öyle. Teraryum boyutunun arası genelde hayvanın uzunluğunun yükseklik 3 katı, genişlikte 2 katı en az olarak düşünebilirsiniz. Bunlar bekle avcılar olduğu için yani bekleyip avlarını yakalıyorlar. Durup bir dalın üstünde. Bu arada üstü sineklik olsa yine iyi olur. Çünkü ters duruyorlar genelde tavanda. Ama şu an sineklik olmadığı için takamadım. Plastik vardı ama plastikleri çekirgeler falan kemiriyor. Belki ileride bunu çekirge koyarsam diye plastik hiç takmadım. Takmışken metal olsun. Şu an ayaklarını temizliyor. Zaten görüyorsunuz. Biraz büyüteyim. Şöyle büyütebilirsem tabii. Çok güzel bir hayvan gerçekten. Bayağı kendinden neredeyse iri şeyleri bile avlayıp yedikleri oluyor. Zaten çok iri çekirgeler falan da verebilirse. Onun dışında bazı büyük türlerde küçük kuş türleri, küçük memeliler, diğer sürüngenler, küçük gekolar gerçekten falan da yiyebiliyor. Bu çok güzel bir hayvan. Zaten ön bacaklarında dikenler ve onun avlarını tutuyorlar. Dediğim gibi bu aslında sadece teraryum videosu olacaktı ama hızlıca da bir hayvandan bahsettim. Bir bakım gibi düşünmeyin bunu ya da
Aklımda olan bilgilerle yanlışım olabilir, hatam olabilir, eksik yapmış olabilirim. Onu aşağıdan sorarsınız. Şimdi bakım videosu değildi bu. Sadece öyle hayvandan bahsettim. Şu an kanatları da zaten görüyorsunuz abdemenin. Ayrıca karılırdı. Hemen yerine koyalım. Ufak bir beslemeyle bu videoyu bitirelim. Omzuma çıktı. Hemen koyalım. Hemen daha da fazla strese sokmayalım. Pek de gitmeye meraklı değil ama. Şu dalın üstüne koyarsak oradan zaten. Şu an şöyle gördüğünüz gibi yeni yerine koydum. Yani hakkında da biraz birkaç bilgi vermeye çalıştım. Aklınıza soru kaldıysa sorabilirsiniz ya da benim bir yanlışım olduysa. Onu besleyelim. Videoyu da bitirelim. Şöyle bir un kurdu vereceğim ona. Sonunda zaten hızlandırılmış olarak yeme şeyini görürsünüz. Ben tutarım. Tartara filanı da var çekirge ama onları şu an hemen kurdu tutmak çok kolay olduğu için hemen cımbızla. Videoda bir tane kurt vereyim. Çekirge filan da verdim daha önce ona. Tartara, onun da videosunu kısa video olarak belki yüklerim diğerken ki. Şimdi bunu verelim. Size hızlandırılmış görüntülerini görün yerken ve avlanmasını. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.